İyi günler arkadaşlar. Ben Tahkin Öztürk. Hacettepe Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği'ne proje birimine, otomotiv topluluğundan proje birimine ödevler vermiştim. C programlama dersi ödevi. Arkadaşlarımız maalesef biraz zorlandılar ama hiç sorun etmesinler. Yani bu soruları C'yi öğrendikten sonra daha da kolay olduğunu anlayacaksınız. Şimdi sorulara bakalım arkadaşlar. Birinci soru, yani aslında çok basit bir soru. Kullanıcıdan iki sayı isteyin. Bu sayılardan büyük, küçük veya eşit olma durumunu ekrana yazdırın. Demişim. Bunun koduna bakalım isterseniz. Nerede, ben göremedim. Herhalde yazmadım. Aynen bu. Şimdi arkadaşlar, burada nasıl yapmışım onu konuşalım. Şimdi include studio input output hash kütüphanesini her zamanki olduğu gibi yazıyoruz. Bir A ve B sayısını integer olarak tanımlamışım. İlk değeri belirli değil. Daha sonra printf demişim. İki sayı istemişim kullanıcıdan. Ve iki sayıyı A ve B'ye atamışım ayrı ayrı. Bunu bazı arkadaşlarımız ilk defa görüyor olabilir. Ayrı ayrı printf, scanf alt alta yazarak da yapabilirsiniz. Burada ben tek printf, tek scanf kullanarak yaptım. Daha sonra ilk sayı A sayısı oldu tabi. İkinci sayı B sayısı oldu. Şimdi A küçüktür B ise demiştim. Daha sonra birinci sayı daha küçüktür. Değil mi? A B'den küçükse kontrol ettiriyorum. Daha sonra go to x diyorum. X'e götür diyorum. X'e götürüyorum. X de en başta ve tekrar başa dönüyor program. Else if diyorum. A'nın B'den büyük olduğu durum. Burada küçük demiştik. Burada büyük olduğu duruma bakıyoruz. Daha sonra ikinci sayı daha küçüktür. Yine aynı şekilde. Go to x diyorum. Başa dön diyorum. Başa dönüyor. Tabii bu else if'in içine girerse. Yani ya da burada if'in içine girerse. Ya da else if diyorum. Üçüncü bir durum. A ve B birbirine eşit olduğu durum. İki sayı eşittir. Tekrar başa dönüyorum. Bunların haricinde bir durum olamaz aslında matematiksel olarak baktığımızda. Eğer program bir sorun verirse diye, yani tekrar başa döndürmesini istedim. Else'e kontrol ettim bunu da. Hani bu kadar arkadaşlar. Bu çok zor bir şey değildi ilk soru. Diğer sorular biraz daha zordu tabii ki de. Diğer sorulara geçelim.